ve 5 puan acaba kime gitti? Zeynep'e mi? Özlem'e mi? Beş puan gitti. Hangisine? Özlem'e mi? Zeynep'e mi? Kaldıralım. Zeynep! Çok şükür. Şu biri de göster de bacım görsünler. Göster. Kız göstereyim biri... anam. Dur. Bir. Hı. Kime bir gitti? De Özlem. Özlem. Diyorsun ki ikincisi, şey üçüncüsü ikincisinden güzel diyorsun. Niye yani... dört dört yapıyorsun? Ay işte ne? Ay iştesi yok. Yok. Ay iştesi yok. Uyardım seni buradan giderken. Dedim ki emindin ya. Üçü tattığın zaman dedim ki tamam bu Gizem'i dedi. O kadar emindim ki kesin bana beş verecek dedim. Gidip en baştakine beş veriyorsun. Dedin ki güzel olmuştur eminim ki eline sağlık. Hı. Ama ikiye diyorsun. Üç daha güzel. O zaman ne yapacaksın? Beş, üç, dört, bir yapacaksın. Gizem o üçünün birbirinden farkı yoktu biliyor musun? Ona göre yorum yapacaksın. Ben de bunu konuşmayacağım o zaman. Öyle yani. Gizem. Kayınvalideni yüklenme. Ben de öyle yaptım. Üçünün arasında üçünün kaldım. Arasında... Bak sen üçünün arasında ben kaldım dedin değil mi? Ama evet. Annem gelip dedi ki... üç, ikiden evet, daha güzel. Daha güzel. Anlatmışım işte, deme. Yorum yapmak için söyledim ama ben onu... Bundan daha güzel. Nurten teyze hayır de sen annemi korudun. Şaşırttın. Hayır ama şimdi... bak başka bir şey söylemiş olsa zaten ben yüklenirim biliyorsun Semra Hanım'a. Ama bak... Başka yani... söylese, başka yapsa anlarım ama... Hah, gerçekten... Başka söyleyip başka yaptı. Bak, ama başka şimdi söyleyip demek başka yok. Yaptı. Ben ona kızıyorum. Diyor ki kötü yani kötü demedi de... Bu bundan daha lezzetli değilse beş, üç... Ay pardon dört ya, verecekse bana. Öyle yapamaz ben. Gizemciğim. Niye? Çünkü mükemmel bir strateji izliyor haftanın ilk gününde. Ya üç Özlem Allah aşkına ya. Lütfen ben bir konuşayım. Aa lan hep kendi kayınvalidesi. Bir anda göreceksin Özlemciğim. Ay bir saniye ben bir konuşabilir miyim müsaadenizle? Ettik müsaadesi. Olmayan bir şeyi söyleyince insanlar müdahale ederler Özlem. Bana alış. Bir saniye olmadan olmayan bir şeyi söylediğimi üç nereden biliyorsun? Üç strateji yaptığını düşünüyorsun? Biliyorsun? Anlaştılar aralarında. Evet bu anlaştılar. Bu hafta Özlem'i mi gönderelim dediler? Aynen öyle. Bu hafta beni anlaştılar. Sen daha bunu kurtar diyordun. Bu anlamanızdan bile belli. Birbirinize dört 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 maşallah beş. Çünkü beceremiyor. Özlem'i göndermek istiyorsunuz. Yapamıyorsun. Geçen haftadan başladı sizde bu. Yapamıyorsun. Geçen haftadan başladı. Ama geçen hafta başaramadığınız gibi zannetmeyin ki bu hafta da başarıyorsunuz. Sen sabahını görmedin. Maalesef sen yemeğinin farkında değil misin? Bugünün yarını var. Birer anlaşma yapmışsınız. Üçünüz birbirinizi koruyorsunuz. Dört dört, beş, ya, olmayan bir. Olmayan tabağı hep nasıl geçen haftadan beri bu uygulanıyor. Özlem bir şey söyleyeceğim sana. Sizin amacınız burada. Sizin amacınız burada beni yollamak. Özlem bir dakika bir şey diyebilir miyim? Daha ilk dakikada başladınız zaten bak, hemen. Bak. Ya Özlem. Siz böyle yapmışsınız. Nasıl beş veririz Özlem? Özlem ben niye işte onu söyleyeceğim bir dakika. Olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Gayet güzel oldu. Özlem ben kazanacağım altını. Çeyreği ya da bileziği niye Aysun'la Gizem'le paylaşayım? Evet. Çünkü ya burada ben, çünkü burada siz üçünüz birbirinizi tutuyorsunuz eski yarışmacılar kız, olarak. Ben gibi daha iyi burada. Özlem ben seni ilk defa görüyorum. Hayır. Ya ben bir konuşabilir Özlem, miyim? O tabağın altında senin olduğunu ne bileyim ben? Sen biliyordun. Ne biliyordun? Bir dakika. Biliyordun. Üçünden fark gayet olmuş. Güzel, hepiniz de biliyordunuz. Özlemciğim buna en çok karşı olan kişi benim. Asla gelip Gizem'i korumak istemem. Asla Aysun'a vereceğim puanı Zeynep'e vermem. Bunu izlediysen de bilirsin. O yüzden dört dört verdiniz. Ama üç tabak arasında kalmışım. Nasıl düşük vereyim ya gelinime giderse? Çünkü şuradan ama da... Ama Aysun'un lapa yapmayacağından eminim. Şuradan da bağlantı kuruyorum. Daha geçen hafta çünkü Yasemin Hanım resmen dedi ki ben buradan bizi ve sizi göstererek gitmesini istiyorum dedi. Kim güçlü ya bir rakip söyle, ister ki ben karşısında? De onun gitmesini hayır, istiyorum. Hayır, hayır. Bu haftanın strateji istiyorum ona bakarsan. Şu anda bu haftanın ilk başındaki strateji bu. Hepiniz beni göndermek istiyorsunuz. Özlem sen güçlü bir rakip olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır. Vallahi seni alkışlıyorum. Gerçekten. Hepiniz öyle görüyorsunuz. Yaptığın şu meyanla, yaptığın bu yemekle güçlü bir rakip olduğunu düşünüyorsan ve kendi ağzında özür dilerim. Önce bir tabağına bak, ondan sonra iddia bak. Bak kendi ağzında diyorsun ki ben her yemeği yapamıyorum. Ama ben güçlü bir rakibim. Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu oluyor bunun adı canım. Ya Zeynep'ciğim lütfen her şey ortada görünüyor. Bak, bak, her şey ortada belli. Her şey, evet bak her gelen kayınvalide diyor ki. Bakın ne kadar belli. Bu koyu olmuş.
konular üzerinde üzerine. Ama sen bize en başından beri demek biliyor musun? Siz kadroyu gördünüz. Tamam. Bu hafta ödem verenecek. Nereden belli ya? Üç yemek yapabiliyor, ben yapamıyorum demek bu. Çelak. Bu kadar çok kayınvalideler bir tabağın arasına kalıp birini bu kadar kolayca ekarte ediyorlarsa sen yemek yapamıyorsun. Geçen hafta da yaptınız bunu. Ben burada mı geçen hafta da yaptılar. Ondan önceki hafta da yapıldı bu. Ben buradaydım ve seni elemiştim. Gizli. Ondan önceki hafta da yapıldı. Her hafta aynısın. Bebek maması yapmışsın ya, neyi savunuyorsun? Bebek maması. Hiç alakası yok. Böyle yaptığın sürece sen bir alacaksın. Cuma gününü izledik değil mi burada strateji konusunu? Evet. Çok güzel bir kek yapmışsın. Kayınvaliden gelmiş sana bir vermiş. Bugün de kötü yaptın ya. Merak etme. Yok kesin yok beşlerim. Beşlerim. Kesin alacaksın. Özlem ben sana strateji konusunda o zaman içini aydınlatayım. Benim burada ittifak kurabileceğim tek kişi var. O da kayınvaliden. Hiç merak etme benden öyle bir pota çıkmaz yani benden burada. Ben de burada asla. Aysun'la Gizem'le birlik olup evet gelinler ve kayınvalideler. Hoş geldiniz. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz 3 kayınvalide tadımını yaptı. Puanlarını verdi. Bir kayınvalidemiz kaldı. Onun puanlarını almadan önce şimdi kritik zamanı. İnsanlık vardır, bir adalet vardır. Ay bunu aylardır. Siz mi söylüyorsunuz? Biz susar mısın? Susamam. Siz Gizem. Adaletten bahsedecek en son Gizem. İnsansınız burada. Özlem her yemeği doğru yapamadığını söylüyor ve yapamıyor gerçekten. Hareketlerini, davranışlarını sahte mi buluyorsun? Samimi bulmuyorum Seda Hanım. Değerli izleyicilerimiz, 3 kayınvalide tadımını yaptı, puanını verdi. Elmasçığımın puanını ve yaptığı tadımı birazdan göreceğiz. Ama veteren var. Veterenden önce çıkın çıkın gelin diyorum. Nereye? Buraya. Gelmek için ne yapacaksınız? www.kanald.com.tr'ye başvuracaksınız. Ya da WhatsApp hattımız var. 0539 570 37 07. Gelin hayatım şu altınları vereyim size. Çil çil takın takın gidin. Daha ne yapayım? Çıkın çıkın gelin, takın takın gidin. Değil mi? Daha ne olsun yani. Şimdi Gizem neden Özlem'in mutfakta korktuğunu düşündü? Bir izleyelim bakalım. Orada bir laflar dönmüş ama kim kime ne demiş izleyelim. Böyle sen bugün bir korktun ben gelince. Eyvah. Ay. Gizem geldi, ben gidiyorum bu hafta ben dedim. Ben de fark ettim biliyor musun demedi Gizem? Demedi mi? Hiç alakası sen yok. Sen sandın ki yeni yarışmacı gelir gider, tecrübesiz biri gelir gider. Tüh sen aynen de tam tecrübelenmiştin. Bir şey ama söyleyeyim mi Gizem? Söyle. Bıraktığın Özlem yok karşında. Mesela bunu ben bir bakıyorum şuradan baktım. Nasıl bir Özlem var? İşte bir puanlama daha önce ona karar verebiliriz evet, birlikte. Konuşuruz gelir, tekrar. En kötü 5 bizleri bir verir. Haklısın. Bence Özlem'in talihsizliği tamamen kayınvalidesi. Bu burada hafta daha iyi olacağını düşünüyorum ben annemin. Kesinlikle hak ediyorsun burada kalmayı ama. Sen geçen hafta benim bu masamdakinin yapamamazlığından herhalde Özlem'i görmemişsin. Böyle kör ben noktanda kalmış. Gördüğüm kadarıyla Özlem yemeklerini yapabiliyor. O her şeyi evet, gayet iyi görüyor ve objektif değerlendirebiliyor. Çünkü onun bir düşünce yapısı var. Bence sen Zeynep'le kendini aynı kefeye koyma bu anlamda. Olur yok mu canım Gizemciğim? Zeynep benden çok teşekkürler. İste. Teşekkürler. Zeynep çok iste. Zeynep'i taklit ediyorum. Başka İlayda'yı taklit ediyorum. Aysun'u taklit ediyorum. Zeynep çok üstü öyle şey olur mu? Peki izlediniz. Neden öyle düşündün? Sana bunu düşündüren neydi? Şimdi şöyle Elmas Hanım her zaman mesela tadım yapıyor. Tadım esnasında diyor ki evet güzel olmuş deyip bir veriyor. Bunu yapabilir. Kendi geline güvenemeyebilir, yapamadığını düşünebilir. Sonuçta onu bulmaya geldi buraya değil mi? Yapma hakkı var. Ben şuna kızıyorum Seda Hanım. Masasına geçtiği zaman evet ya olmamıştı ama gelinimi buldum demiyor. Elmas bunu kendi geline güvenemediği için mi yapıyor diyorsun? Şimdi biz bir kere burada lazanya yaptık bembeyazdı. Özlem'inki pişmedi ek süre verdik biz Özlem'e düşünün yani. O kadardı geldi bizimkilere dedi ki 1-1-1-5. Sonra dedi ki olmamıştı Özlem yapamadığını düşündüğüm için verdi dedi. Masasına geçiyor hayır çok güzel yapmıştı diyor. Bir öyle bir böyle olduğu için de ben de dayanamıyorum. Gizemciğim. Elmas evet bu konuları sen ne diyorsun? Seda Hanımcığım ilk geldiğimiz gün hani mutfağa alışamamıştır diye gelinimi yetiştiremeyeceğim tahmin ettiğim için gelinim olduğumu da tahmin ettim. Burada bir akıllılık yaptım yani benim yaptığım akıllılıktan Gizem rahatsız olduğu olmuyorum. İçin daha sonrasında da hep gelinimi buldum 5-5-5 verdiğim için benim gelinimden değil
puanları ben verdiğim için, ben bulduğum için, benden korktuğundan peki, bana Seda, oynuyor. Peki neden Yasemin teyzeden? Yasemin teyze önce Gülcan teyze vardı ondan. Nurten teyzeden korkmuyorum da Elmas Hanım'dan mı korkutacağım? Çünkü, asla, çünkü kaç defa benim gelinime 5 verdiler. En son gün biz helva yaptık. Siz helvaya... de güzel olmuşa 1 verdik. 5 verdik, 1 verdik. Sizce helva hangi renk olur? Biraz kavrulur değil mi? Beyaz olmaz. Tattı, dedi ki tam olması gerektiği gibi dedi. 1.